10 tane klarneti yan yana koyuyorsunuz. Onun da tonu birbirinden farklı çıkıyor. Milim hava kaçırdığı anda bütün sesi dağıtabiliyor. Şu an ısıtıp yerine oturtturacağız bu güderiyi. Yukarıdan baktığım zaman ben bunu görmemem lazım. Görmüyorsam gayet güzel olmuş demektir. 25-30 kişi ortalama bize enstrüman sorup 10 kişi de alır. Işıkla en son reglaj ayarına bakıyoruz. Merhaba, ben Gökhan Dökmetaş. Şu an Dore Müzik Tünel Nefesli mağazasında bulunuyoruz. Kısaca bu işe nasıl başladığımı anlatayım ben size. Ben bu işe enteresan şekilde hobi olarak başladım diyelim. Benim babam Atatürk Kültür Merkezi'nin müdür yardımcısıydı, opera balenin. Tesadüf arkadaşı da bu işlerle uğraşıyordu, benim ustam Osman Bey. Yanına bir gün beni götürdü Beşiktaş'ta. Dedi böyle bir iş var, sazların bakımı vesaire. Ben sazlayınca tabii ki normal bağlama vesaire zannettim ama meğerse bütün nefes enstrümanları o zaman sazlayınca öğrendim. Sonra oturttular benim masaya, bir enstrümanı söktürdüler ve bir baktım 22 yıl geçmiş ondan sonra. Ben normalde müzisyen değilim. İşte dediğim gibi tesadüfen başladığım ve hobi olarak ilerlediği için bu öyle işler, enstrümanları yaparken çalmasını öğrendim birazcık. Enstrümanları tamir ettikten sonra sadece en azından seslerini kontrol edecek kadar hepsini deniyorum. Tabii ki bir profesyonel değilim. Yani müzisyen olmadığım için de daha objektif bakabiliyorum bazı şeylere, böyle bazı sorulara, hani hem matematiksel hem fiziksel hem de böyle daha objektif olarak görebiliyorum bazı insanları. Bu klarnet Bahadır'ın profesyonel hayata geçişinde aldığı ilk klarnet. Hani sahnelere çıkmaya düşündüğü anda aldığı ilk klarnet. Biz şimdi bunu revizyon yapacağız tekrar. Bahadır bunu uzun zamandan beri kenara koymuştu. Çünkü yorulmuştu enstrüman. Yeni bir enstrümana geçmişti ama şimdi ikinci bir şans vereceğiz ve sahnede tekrar mükemmel bir şekilde çalmasını sağlayacağız. Bugün yapacağımız ve hayat vereceğimiz enstrümanımız burada. Bakım yaparken şöyle, bu enstrümanlar değerli enstrümanlar. Enstrümanların ağacına da zarar vermememiz lazım. Sökerken perdelerine zarar vermememiz lazım. Bunlar önemli zaten. Bizim amacımız bu delikleri bozmadan, bu pet dediğimiz, şöyle göstereyim size, şöyle pet dediğimiz beyaz olan şeyleri tam yerine oturtturmak. Bunları oturtturken şu deliklerin ağızlarının çok düzgün olması lazım ki yaptığımız zaman hava kaçırmasın oradan. Çünkü hava kaçırdığı anda, milim hava kaçırdığı anda bütün sesi dağıtabiliyor. Bizim de amacımız kötü gördüğümüz o güderiler vesaire, mantarlar, onları değiştirip enstrümanı tekrar hazır hale toparlayabilmek. İlk günkü gibi çalsın. Bu güderiler, beyaz güderiler, bunlar genelde deri ya da zar olur. Derileri Türk kırmızı müziği klarnetinde daha çok kullanılıyor. Bunlar perdenin tam %100 buraya deliği kapatmasını sağlıyor ki sesi doğru verebilsin. Tam doğru düzgün kapatmazsa sesler maalesef bozuk çıkıyor. Şimdi enstrümanın perdelerini ve ufak tefek güderilerini çıkarttıktan sonra parlatıyoruz. Şu an ısıtıp yerine oturtturacağız bu güderiyi. Bunu ısıtıyoruz. Daha sonra ütümüzü ısıtıyoruz. Bunu tam yerine oturtturuyoruz. Şu an yerine oturdu. Bunlar da gövdeye değen parçaların ses yapmamasına yarayan çeşitli kalınlıktaki mantarlar. Enstrümantal mantar olarak geliyor bunlar da yurt dışından. Özeldir bunlar. Hepsinin milimi birbirinden farklıdır. Çünkü hepsinin açıları enstrümanın perdelerinin havaya kalkıp alçalmasına yarıyor ve açılar enstrümanın tonlarını etkiliyor. Burada birazcık mimar gibi çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin düzgün olması bakımından. Önce yaptığımız işte kendimiz mutlu olmamız lazım ki daha sonra müzisyen mutlu olsun. Yukarıdan baktığım zaman ben bunu görmemem lazım. Görmüyorsam gayet güzel olmuş demektir. Özellikle yurt dışından da çok büyük ilgi var. Arap ülkelerinden, Avrupa'nın bazı bölgelerinden,
Günde tahmini söyleyeyim size, bizim hani bu tünelde olduğumuz için, özellikle turistlerin çok geldiği bir mekan olduğu için 25-30 kişi ortalama bize enstrüman sorup 10 kişi de alır. Hatta 2-3 gün önce Slovenya'dan bir çocuk geldi. Çocuk normalde klasik müzik çalıyor. Türk müziğini merak etmiş. Dedi ki bunun en pahalısı hangisi? Ben dedim şu marka gayet güzel. Dedi ki ben bunu almak istiyorum. Denedi burada, çocuk şaşırdı. Bir de çalanları burada duydu. Hemen aldı mesela. Diyor ki yani ben bu kültürü, bu müziği çok merak ediyorum. Türk müziğinde de sol klarnet çok kullanılıyor. Hani Balkanlar, bizim ülkemizde daha çok sol klarnet kullanıyor. Bunda da makbul olan diyelim ağaç olan enstrümanlar. Şimdi ağaç olan enstrümanların tabii ki bedelleri birazcık günümüz koşullarında pahalı. O yüzden insanlar şunu tercih ediyorlar. Eskiden ağaç olan düzgün bir enstrümanın varsa parçaları eksik ya da tamamlanmıştır. Hani ufak tefek şeyleri vardır. Biz bunları renove ederek, yani yenileyerek tekrar insanlara sunuyoruz. Ve tabii ki onlara daha makul oluyor. Ve en azından da daha önce üflendiği için enstrümanın sesini daha çok açık oluyor. Yani daha enstrümanın sesi açılmış oluyor. Ben silikondan faydalanıyorum genelde. Çünkü silikon içeride oynamasına da olanak tanıyor bana enstrümanı yerine oturtturduğum zaman. Silikonu koyuyorum içine. Birazcık ısıtıyorum bunu. Düzgün bir şekilde yerine oturtturuyorum. Her tarafın eşit miktarda bastığını buradan görüyorum. Şu an işleme hazır enstrümanımızın perdesi. Pazen bezimizle cilayı sürdükten sonra enstrümanın perdesini parlatıyoruz. Şu an ağacın da bakıma ihtiyacı var tabii ki. Ağacın da bazı yerlerini yağlayacağız. Çatlak olan kısımları varsa çatlaklarını kapatıyoruz ama şu an bunda çatlak gözükmüyor. Biz bir enstrümanın ağacını yağlayacağız ki enstrümanın birazcık daha ağacı nemlensin. Aradaki farkı görüyorsunuz. Şimdi biz bu enstrümanın bakımlarını yapıyoruz ama çok ciddi bir bakıma ihtiyacı olmadığı için gerekli olan şeyleri yapıyoruz. Çünkü arkadaşımızın sahnesi var, amacımız insanları sahneye yetiştirmek. Biz de gerekli olan şeyleri yapıyoruz. Enstrümanların bakımı ortalama 3 ile 5 gün arası sürüyor. Ama biz şu an Bahadır'ın enstrümanının gereken, çalması gereken yerlerini yapıyoruz ve onu sahneye en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Enstrümanın perdelerini taktıktan sonra, güdelerini yerleştirdikten sonra kağıtla kontrol ediyoruz. Hava kaçırıp kaçırmadığını öğrenmek için her tarafa eşit basması lazım. Ben de elimden geldiği kadar müzisyenlere ulaşmak istiyorum. Müzisyenlere ulaştıkça, onların enstrümanlarına hayat verdikçe kendimi mutlu hissediyorum. Ya bu da beni daha çok teşvik ediyor enstrüman yapmak için. Londra'ya gittim bir keresinde. Saxo UK diye bir tane firma var, büyük bir firma. Adamlarla böyle CV'mi vesaire göndermiştim. Görüşmek için gittim oraya. Adamlarla konuştum vesaire böyle. Baktım orada adamlar bir enstrüman yapıyor ve saksafon falan yapıyor. Sordum siz sadece bunu mu yapıyorsunuz? Adam dedi ki tabii ki biz sadece saksafon yapıyorum. Bana sordu hangi işi yapıyorsunuz? Hangi bölümdesiniz? Ben tabii ki dedim işte flüt, saksafon saymaya başlayınca adam böyle şok oldu. Nasıl yani dedi. Dedim biz Türkiye'de hepsini öğrenmek zorundayız. Dedim, ben adama klarnet yapıyorum, flüt yapamam ya da saksafon yapıyorum, klarnet yapamam diyemem dedim. Adam dedi ki burada ne zaman başlayabilirsiniz? 2-3 gün hani böyle bizle çalışabilirsiniz. Ben teşekkür ettim tabii ki. Türkiye'de bu işin eğitimi yok, okulu yok diyelim. Bu usta-çırak ilişkisine dayanıyor ya da yurt dışına gidip sertifika programlarına girip eğitim almanız gerekiyor. Şimdi bu nefesli enstrüman tahmininin ülkemizde maalesef okul olmadığı için, bir eğitim olmadığı için insanlar ustalık-çıraklık ilişkisiyle geliyorlar. Totalde ülkemizde 80-85 milyon nüfusta 10 kişi ciddi anlamda 10-15 kişi diyelim bu işi yapıyor. Yani tabii ki zor bir şey. Yetişmemiz de zor bu kadar insanın. Tabii ki bunu da iyi icra etmek lazım. Evet, şimdi enstrümanımızı birleştiriyoruz. Genel yapısını görmek için. Belki tam o sırada müzisyen arkadaşımız da gelir dener burada. Biz de mutlu oluruz denerken. Ya klarnetin en önemli noktalarından birisi ağızlık. Bu ağızlık kişisel bir şey. Çok marka modeli var. Kişinin dudak yapısına, yaptığımız müziğe göre çok değişiyor. Bu ağızlık parçamız. Sonra baril dediğimiz kısım geliyor. Bu baril de enstrümanın tonunu etkileyen parçalardan birisi. Daha sonra üst parça, alt parça ve kalak dediğimiz kısımlar oluşuyor. Evet, şimdi ışıkla en son reglaj ayarına bakıyoruz. Hava kaçırıp kaçırmadığını. Çünkü bunların en önemli tarafı
Reglaj ayarı. Reglaj ayarı dediğimiz enstrümanın tuşlarına bastığımız zaman tepkileri. Yani deliği tam kapatıyor mu, kapatmıyor mu? Şimdi buna bastığım zaman bu aşağı perde birazcık hava kaçırıyor gibi. Bunu birazcık ısıtmam lazım. Isıtıyorum. Şöyle birazcık oynuyorum. Daha sonra bezle bastırıyorum ısıttıktan sonra. Ve bir de burada üstünde küçük vidaları var. Bu minik vidalar enstrümanın hassas yerleridir. Bunlar titreşimden bazen dönebiliyor. Ben bunların ayarlarını yaptıktan sonra sabitliyorum. Şu an müthiş. Evet, şu an bastırdığım zaten görüyorsunuz ışık kaçırmıyor. O yüzden havada kaçırmıyor demektir. Gayet güzel. Ben enstrümanı şimdi topladım. Ağzına takıp komple birleştiriyorum. Artık sahibinin gelip denemesi lazım buna. Bunlar mekanik enstrümanlar. O yüzden bizim amacımız burada enstrümanları yaparken müzisyenin istediği şekilde yapmak. O perdenin kapanması, alçaklığı, yüksekliği, enstrümanın ağacının bakımı. Çünkü hem ağaç ve metalin birleşimi oluyor şimdi klarnetlerde. Hem ağacın bakımını yapıyorsunuz çünkü ağaç yaşayan bir şey. Siz üflediğiniz zaman içinde melodiler öyle dökülüyor. Çünkü hiçbir enstrüman birbirine benzemez. Hani şöyle diyelim, 10 tane klarneti yan yana koyuyorsunuz. Onun da tonu birbirinden farklı çıkıyor. Selamlar, ben Bahadır Fars. Bir klarnet icracısıyım. Aynı zamanda yaklaşık 5-6 yıldır da klarnet eğitmenliği yapıyorum. Evet, enstrümanımız üflemeye hazır. Şöyle bir anekdot, bir detay vermek isterim kendi hayatımla alakalı. Ben ilk klarnete başladığım zaman, ilk eğitimde rahmetli Selim Sesler hocamdan, klarnet üstadımdan eğitim alarak başlamıştım. Kendisi bana çok güzel türküler, yöresel müzikler öğretti. Onlardan bir tanesini seslendirelim, bir Yağcılar Zeybe'yi çalalım.